Arkadaşlar merhabalar. Bugün tekrar karşınızdayım. Bu yoğun dönemde çalıştım. İşte bir şekilde siz de biliyorsunuz. Bu dönemde benim böyle oldukça zorlandığım etrafımdaki çeldiricilerle başa çıkmaktı. Biraz bu çeldiriciler neymiş, bunlarla nasıl başa çıkılır gibisinden merak ettim. Bunları araştırdım. Bayağı bir yayın falan okudum. İşte karşınızda da böyle bu benim kazandığım bilgileri sizlerle de paylaşmak istedim. Özellikle bu konsantrasyon olayı, yani bu internette yazarsanız mental working ya da böyle distractor şeklinde çok bilgiye ulaşabilirsiniz. Şimdi önünüze bir hedef var. Başarılı olmak istiyorsunuz ve bir şekilde ona konsantre olmanız gerekiyor. Fakat konsantre olmak demek etraftaki çeldiricilerle mücadele etmek demek. Şimdi bir çalışma yapmışlar. Çalışmada 20 yaş grubunda böyle gençleri almışlar. Bir de 60-70 yaş grubundaki insanları almışlar. Her ikisinde de konsantrasyonda hiçbir problem yok. Problem olan ya da başarılı olmasını sağlayan çeldiricilerle ne kadar mücadele edebildiği ya da çeldiricileri ne kadar ignore edebildiği, önemsemedikleri ile ilgili. Bu genç beyinlerde bu oldukça üstün. Yani çok kişi görürsünüz kulağında kulaklık konsantre olup çalışabiliyor. Belki siz de öyle çalışıyorsunuz. Fakat ilerleyen yaşlarda etraftaki çeldiricilerle mücadele belki tecrübenin de etkisi, bilmiyorum, hayat tecrübesi oldukça sıkıntılı. Dolayısıyla bu esas etkileyen belirleyici faktör bu. Peki çeldiriciden kasıt ne arkadaşlar? Bir tanesi işten gelebilir. Bir diğeri de dıştan gelebilir. İşten gelenler duygusal olanlar, esas problemli olanlar. Mesela siz bir şey okuyorsunuz. Şu gördüğünüz yıldıza konsantre olmanız gerekiyor. Fakat etraftaki mavi alanlar ve içerisindeki şekiller de sizin görüntü alanınıza giren ya da böyle periferal alandaki giren şeyler, çeldiriciler. Bunlar external çeldirici, yani dışarıdan gelen çeldiriciler. Bir de içeriden gelen çeldiriciler var. İçeriden gelen çeldiriciler de işte bu baloncuklar. Baloncukları bazısı böyle duygusal, ikisi de duygusal aslında. Bazı böyle aşk kokuyor, diğeri ise size böyle üzen hadiseler. İkisinde de duygusal yanlar. Peki bu dıştaki çeldiricilere örnekle, mesela telefon bildirimleri. İşte etrafınızda bir restorana gittiniz, sağda solda insanların konuşmaları, bir şekilde herhangi bir sesler, bu görüş alanına bakmışlar, herhangi bir ses varsa görüş alanı ona göre yön değiştiriyor. Yani beyinde sürekli böyle bir gidip gelme var. Sizin amacınız beyninizdeki ön tarafındaki bu prefrontal korteksi yoğun olarak kullanabilmek. Arka tarafa geçiyorsa, bu genelde böyle ilkel beyin diye bahsedilir. Burada da kendinizi korumaya altına alma çabanız, işte etraftaki olup biteni farkında olabilmek, bunlar şey ya da duygusal sebepler, içinizden gelen duygusal sebepler. Dolayısıyla bu iki tane problem var. Ön tarafa yıldıza fokus olmanız gerekiyor, fakat bir yanda çeldiriciler var. Bunlar dış çeldiriciler, bir de içten gelen çeldiriciler var. Peki bunlarla nasıl mücadele edeceksiniz? Dıştan gelenleri silmek kolay aslında. Yani mesela telefonunuzda bildirim geliyorsa ben öyle yaptım. Bütün bildirimleri kapattım telefonumda. Sadece mesaj kaldı. Mesajda da acil olan şeyleri duymaya çalıştım. Ya da telefon çalıyorsa ona cevap verdim. Onun haricinde işte bu YouTube, Facebook, bilmem ne, Instagram falan bütün o şeylerin bildirimlerini kapattım. Bu beni etkiliyordu. Ayrıca evde yalnızdım ben, o yüzden ekstra bir şey yoktu, gürültüyü kesecek başka bir şey yoktu. Ama kendi hatırlıyorum, böyle TUS çalışırken de anne babam içeriki odadaydı, televizyonu böyle çok kısık sesle dinlerdi. Ben o çok kısık sesli televizyonu bile böyle duyardım, yani ondan rahatsız olurdum. Dolayısıyla eksternallerle başa çıkmak aslında biraz kolay. Yani keseceksiniz. Böyle kendinize ait bir oda olacak, yapabiliyorsanız. Ve her şeyden uzak kalmaya çalışacaksınız. Bu yapılabilir, bu durum. Yani bu beyazları görüyorsunuz. Sildim ben oradaki bütün şeyleri. Görüntü alanıma giren her şeyi sildim. Bu sadece görüntü alanıyla değil, ses de buna dahil.
Yani duyduğunuz şeyler ya da görüntünüz, yani yan tarafında görüntü alanınızın periferal kesimlerindeki gördüğünüz şeyler de bu eksternal çeldiricilere örnek, bunları silebilirsiniz. Fakat internalleri nasıl yapacaksınız? İşte en büyük aslında problem bu. Bunları silmek çok kolay değil, içinizden gelen. Çünkü beyin öyle bir şey ki kaçmak istiyor. Yani siz çalışmak istiyorsunuz fakat beyin de sizden kaçmak istiyor. Gidip uyumak istiyor, işte saatlerce hiç sevmediğiniz belki televizyon seyretmek istiyorsunuz. Belki hiç sevmediğiniz bir uygulama içerisinde saatlerce vakit geçirmek istiyorsunuz. Beyin rahatlamak istiyor. Dolayısıyla ona pek izin vermemeniz gerekiyor bu durumda. Bunda da şöyle diyorlar. Bu şekilleri gördüğünüz zaman kalp mesela üçgene döndü. O şimşek işareti de üçgene döndü. Bundan şunu kastediyorum. Eğer emosyonel, yani duygusal bir tarafı varsa bu içten gelen dürtüleri, bunu maddesel tarafa çevireceksiniz. Ne demek bu mesela? Siz bir kötü bir olay yaşadınız geçmişte. Bununla ilgili de bir şey aklınıza o an geldi. Aklınıza o an gelince o hadisenin duygusal tarafını, yani size ne yaşattıysa, siz ne kadar üzdüyse o üzüntü hissettiğiniz tarafı sileceksiniz. Orayı ignore edeceksiniz. Görmezden geleceksiniz. Olayın maddi tarafına bakacaksınız. İşte mesela bir yakınınız bir hastalıktan vefat etti. Dolayısıyla siz bu vefat ettikten sonraki duygularınızı düşünmeyeceksiniz. Onun yerine işte şu tedavi aldı, şu ameliyat oldu, şu hastanede oldu gibisinden böyle maddi, yani genellene bir şeylere yönlendireceksiniz, yapabilirsiniz. Bu biraz trik, yani azıcık bir şey ama bununla başa çıkmanın yolu bu. Yani bu da bilimsel çalışmalarla gösterilmiş. Şimdi bir başka şeye geçelim. Bunda da ne kadar peki biz bu çeldiricilerle mücadele ya da bu kaçma mekanizmasını kullanabiliyoruz? Bunun ilişkili olduğu bir şey var mı? Aslında var. Bunun da çalışmasını yapmışlar. Özellikle başarı beklentisi sizin ne kadar mücadele etmenizi birebir etkiliyor. Bu ne demek? Mesela bir sınava gireceksiniz. Sınavdan çok yüksek puan almak istiyorsunuz. Dolayısıyla size gelen eksternal çeldiricilerle mücadele etmeniz, siz ne kadar motiveyseniz o kadar kolay oluyor. Örneklerle açıklayalım mesela. Bir tane öğrenci var. Öğrencinin final sınavı var. Final sınavından başarı beklentisi yüksek. Bu ne olabilir mesela? Anatomi olabilir ya da böyle işte dahili olabilir. Böyle zor. Fakat bundan geçemezseniz sınıf tekrarı yapabileceğiniz gibi böyle bir sıkıntılı bir durum var. Dolayısıyla sizin böyle başarı beklentiniz bundan yüksek. Geçmek istiyorsunuz. Bir diğeri de atıyorum mesela birinci sınıfta Atatürkçülük falan gibi böyle, ya da çok da geçersiniz ama işte çok da aşırı üzerine düşmenize gerek yok. Yani daha böyle küçümsediğiniz, küçümseyin demiyorum yani bütün dersler önemli. Fakat böyle tıp gibi görmediğiniz dersler vardır. Bunlarla da beklentiniz düşüktür. Mesela size sonra bir engel geliyor, doğal engel. Ne diyorlar? Ya gel diyor, şöyle işte hafta sonu bir parti var, eğlenelim falan, işte şuralara gideceğiz, buraya gideceğiz, işte eğleneceğiz, oynayacağız falan gibisinden böyle bir doğal çeldiriciler hayatınıza geliyor. Bunlarla başa çıkması hangisinde daha kolay? İlkinde kolay. Yani yüksekse daha kolay. Siz o kadar motiveyseniz, ya kardeş ben ders çalışmam lazım, bu sınavdan geçmem lazım, bu benim için önemli, ben gelmiyorum diyebilirsiniz. Fakat diğeri ise düşükse, ya hadi gidelim ya nasıl olsa hallederiz gibisinden düşünüp dolayısıyla partiye gitmeyi kabul edersiniz. Engelden mücadele etme sizin ne kadar motive olduğunuzla alakalı. Şimdi bizim işleri bu işleri adapte edelim. IMC'siniz. Önünüzde match var. Match'te başarı beklentiniz yüksek mi düşük mü? Önce ne kadar motivesiniz? Önce buna karar vermeniz gerekiyor. Eğer oldukça motiveyseniz, bu işe kafanıza koyduysanız, bu nasıl olabilir? Mesela parayı yatırarak olabilir. Parayı yatırmışsınızdır. Ya o kadar para çok hemen kazanılmıyor. Bir sürü insan o kadar parayla bir sene geçiniyor neredeyse. Dolayısıyla ne yapacaksınız? O paranın hakkını vereceksiniz. Bu yüzden beklentiniz yüksek oluyor. Bu yüzden parasını yatırın. Öyle karar verdiğiniz belli olur diyorum hep. İşte sonra ne var önünüzde? Mesela sınavlar var.
Sınavlarda davranış şekliniz ne olacak? Yoğun çalışmak olacak. Eğer düşükse, hala böyle karar verme aşamasındaysanız, bir parasını falan bir şeyini yatırmadıysanız, siz hala düşük motivasyondasınız demektir. Dolayısıyla işte sınava girersiniz ya da belki girmezsiniz. Eğer parasını yatırıp yine üzerine pek düşmezseniz, kendinize çok fazla güvenmiyorsanız, o zaman da bir deneyim kendimi gibisinden böyle daha az motive olarak girersiniz. Yani esas buradaki davranış şekli yoğun çalışma olmakken, siz böyle kendimi deneyim dersiniz. Bir başka ne var? Yine Amerika'da klinik deneyim. Mesela bu önünüze bir engel geldi. Meşe yine yüksek beklenti içerisindesiniz. Bunun için eğer yeterince motive değilseniz, inanmıyorsanız bunun olabileceğine, yoğun araştırma yapmazsınız, bağlantı kurmaya çalışmazsınız. Sadece herkesin dediği gibi ne yaparsınız? 100 tane mail göndereyim, dönen döner, dönmen dönmez gibisinden. Düşük motivasyon olarak bu şeye yaklaşırsınız. Esas davranış şeklini, başarılı olabilecek davranış şeklini gerçekleştiremezsiniz. Bir başka dil problemi, İngilizce problemi. Eğer gerçekten bu işe inanmıyorsanız, İngilizceyi sallarsınız, altyazılı filmler seyredersiniz. Sadece eğlenmekten öteye gider. Öbür türlü ise yoğun olarak çalışırsınız. Her gün dinleme yaparsınız, konuşmaya çalışırsınız. İnsanlar bulmaya çalışırsınız, konuşma praktisi yapacak. İşte kitap okumaya çalışırsınız, zamanınızı hep buna ayırırsınız ki İngilizceniz gelişebilsin. Yüksek beklenti içerisinde olduğunuz meşten eşleşebilirsiniz diye. Bir başka yine maddi problem var mesela. Beklentiniz yüksekse maddi problemini çözmek için uğraşırsınız. Para bulma çabasına girersiniz, tasarruf yapmaya çalışırsınız. Öbür türlü de en kolay excuse'e gidersiniz. Dersiniz ki benim imkanım yoktu zaten dersiniz. Dolayısıyla bu da sizin beklentinizin düşük olduğunuzu gösterir. Dolayısıyla beklentiyi yüksek tuttuktan sonra aslında mücadele ediyoruz. Bu da çünkü birebir oldukça pozitif bir korelasyonu var bu iki sürecin. Şimdi en son çok böyle güzel bir böyle araştırırken, okurken çok güzel bir yazıya denk geldim. 30 sayfa arkadaşı okudum hepsini ve yani didikliye didikliye okudum ayrıntılarına kadar. Sizle bunu paylaşmak istiyorum. Bu bir tane yayın. 2019 yılında kabul edilmiş. 2020 yılında herhalde basılmış benim gördüğüm. Özellikle sosyal medya ile ilgili buradaki bağımlılık, işte buradaki stres, teknolojik stres diyorlar. Bunlarla ilgili ve bunlarla mücadele etmeyle ilgili bir yayın. Birazdan ondan bahsedeceğim. Özellikle sosyal medya kullanımı her geçen gün artıyor. Şimdi buna ben de okuduktan sonra dedim ki ya ben de buna katkı veriyorum aslında. Bilmiyorum bu kanal neyse onu da artık düşüneceğim biraz. Çünkü kimseye zarar vermek istemiyorum. Böyle hani ben de takip ediyorsunuz, sağ olun şey yapıyorsunuz, konuşuyoruz ya da bilgileri paylaşıyoruz ama bir şekilde sonuçta ben sizi bu YouTube'u kullandırmış oluyorum. Dolayısıyla bir şekilde aslında pozitif feedback yapmış oluyoruz. Biraz anlayacağım yazıya bakınca da ne demek istediğimi daha rahat anlayacaksınız. Neyse şimdilik karar vermedim ama bilmiyorum belki bu işleri ileride düşüneceğim bununla ilgili. Şimdi Facebook ve YouTube kullanımları arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nde %68-73'lere kadar ulaşmış. Yani acayip derecede yaygın, kullanmayan yok gibi bir şey yani. Yayında bu işte 2019 Mayıs'ında kabul edilmiş. Hangi dergide? Info Systems diye bir dergide 2020 yılında basılmış. Derginin konusu teknolojik stres ve teknolojik bağımlılık, bu sosyal medya kullanımlarıyla ilgili ve bunlarla mücadele, ya yani bu bağımlılıktan kurtulma ya da bu streslerle başa çıkma ile ilgili nasıl mücadele ediyoruz ve bu ettiğimiz mücadele yöntemlerinin aslında bağımlılıkla bir ilişkisi var mı ya da yok mu? Hangi yöntemin bağımlılıkla ilişkisi var? Bunu ortaya koyan bir çalışma. Şimdi bugüne kadar yapılmış tüm çalışmaların çoğu işte madde bağımlılığı üzerinden değerlendirmişler bu sosyal medya bağımlılığını.
Fakat bu çalışmada çok ilginç bir bağlantı var. Onu paylaşacağım. Olay şöyle başlıyor. Şimdi bir otobüste bir vatandaş şöyle düşünüyor. İşte ya bu Facebook beni deli ediyor gerçekten ya diyor. İşte geçen otobüste böyle 2 saat gidiyordum diyor. Ya, ne yapayım diyor. Şöyle birkaç dakika hiç sevmiyorum ama bu Facebook'u yine birkaç dakika böyle bakayım dedim diyor. Ondan sonra işte birinin yemek tarifine ihtiyacı vardı. Ona da yemek tarifi yazdım. İşte kendi selfimi paylaştım. Böyle birkaç haber okudum. Ya sinir oluyorum bu haberlere de. Birkaç habere baktım. Sonra canım sıkıldı. Gittim biraz böyle oyun oynadım Facebook'un üzerinden. Ardından da işte arkadaşlarımın fotoğraflarına baktım. Nerede ne yapıyorlarmış. Birkaç beğeni yaptım. Yorum yaptım. Sonra bir baktım. Ya ben birkaç dakika böyle bakayım diye girdim Facebook'a. 2 saat bakmışım. 2 saat vakit geçirmişim. İşte bu aradaki bir insan Facebook'u sevmiyor. Fakat onda neden 2 saat vakit geçiriyor? Bu bağlantıyı bulmaya çalışmışlar. Çok ilginç bir yazı. Şimdi 2 tane başa çıkma yolu var. Bir streslerle. Birazdan anlatacağım hangi streslerin olduğu. Bu teknolojik stres dedikleri bazı şeyler var. Bu aslında stres olmasına gerek yok. Mesela sizin sadece maruz kalmanız bile buna yeterli. Bununla başa çıkmak için 2 tane yol var. Ya o uygulamayı kapatacaksınız, başka şeylerle ilgileneceksiniz ya da bu multifonksiyonel, çok fonksiyonlu bu program içerisinde başka alanlarda dolaşacaksınız. O mevcut stresten kurtulabilmek için. Şimdi şöyle bakalım. Kaç kişiye yapmışlar? 444, yani 700 küsur kişi anket yollamışlar ama 1 senelik bir çalışma. 6 ayda bir böyle 3 aşamaya bölmüşler anketleri. 444 kişiye bu şeyi yapıyorlar. En son bütün veriler 444 kişide geliyor ve onu çalışmaya dahil ediyorlar. Arada elenen ya da anketleri doldurmayanlarla dolduranlar arasında da herhangi bir istatistik farklılık yok. Yani veriler güzel. 444 de oldukça güzel bir rakam. Yaş aralığı 35,8. Facebook'da günde 64,5 dakika olarak kullanıyorlarmış ortalaması bu çalışma grubundaki giren insanların. Şimdi şemaya bakarsanız bir tane stres kaynağı var. Birazdan açıklayacağım ne olduğunu. Bundan 2 türlü kurtulma var. Bir tanesi uygulama içerisindeki diğer alanlara kayarak bunu kurtuluyorsunuz. Bu ne demek mesela? Facebook'ta sürekli resimlere baktınız, sıkıldınız. Ondan sonra geçiyorsunuz, oyun oynuyorsunuz. Ya da işte haberlerine bakıyorsunuz ya da başka şeye bakıyorsunuz. Yine uygulamanın içerisinde kalıyorsunuz. Bir diğeri de ya sıkıldınız bu Facebook ya da stres yarattı sizde. O Facebook kenara bırakıyorsunuz. Başka şey mesela ailenizle konuşuyorsunuz, işte arkadaşlarınızla muhabbet ediyorsunuz, spor yapıyorsunuz, yürüyüş yapıyorsunuz, köpeğinizi gezdiriyorsunuz falan. Yani uygulamanın tamamen dışında davranışlar var. En sonunda da uygulamanın bağımlılığı yani addiction. Bir de ortada da uygulamaya karşı sizin huyunuz, alışkanlığınız. Bunu ölçmüşler. Bu 3 tanesini de daha doğrusu burada 4 tane küme var. Bu 4 kümeyi de birbirinden bağımsız ayrı ayrı değerlendirmişler. Yani stres kaynakları bir ankette, işte alışkanlık uygulamadan kaçma yöntemleri bir ankette, en sonunda da uygulama bağımlılığı ayrı ankette. Arada da 6 ay var. Yani birbirleriyle bağlantılı değiller. Hepsi ayrı ayrı değerlendirilmiş ve bu ayrı ayrı değerlendirilen şeylerin arasındaki ilişkilere bakmışlar. Şimdi teknolojik stres ne demek arkadaşlar? Bu değişik yolları var. Burada İngilizce yazdım ama açıklayacağım hepsini. Pattern dediği işte sizin bu like'larınız, işte uygulama sizi arkadaşlarınızla bağlantı kurmakta sizi zorluyor. Arkadaşlarınla bağlantı kurmanı istiyor. İşte bu update'leri check yapıyorsun, işte like yapıyorsun. Bu gibi uygulamalar. İkincisi uygulama sizin serbest bulunduğunuz özel hayatınıza giriyor. Yani invasion dedikleri. Bu ne demek? Mesela tatil zamanlarınızda bu uygulama size işte bildirim gönderiyor, bir şey gönderiyor. Sizi bu uygulama sizi kendini kullandırmak zorunda bırakıyor sizi. Bir diğeri uncertainty yani bir belirsizlik. Sürekli bir update oluyor, bir change oluyor. Yeni bir uygulama geliyor, yeni bir oyun geliyor.
farklı işte fotoğrafları şöyle yüklüyordum da şimdi böyle yüklüyorum, üzerine bir şeyler yapabiliyorum gibisinden böyle sürekli update'ler var. Bir uncertainty var. Bir diğeri social overload. Siz insanlara yardım edeyim, paylaşayım gibisinden derken insanların dertleriyle dertleniyorsunuz. Facebook'ta sizi işte bak fotoğraf koyuyor, işte yorumları sizin gözünüz önüne getiriyor. Dolayısıyla arkadaşlarınızın ya da eş dostunuzun problemleriyle biraz social overload oluyorsunuz. Biraz bana da oluyor bu, yani şey yok, social overload var azıcık. Bir diğeri disclosure. Bu disclosure dediği işte çok fazla bilgi var. Efektif bilgiyi bulmak için uğraşıyorsunuz. Ve bunda oldukça odaklanmakta zorluk çekiyorsunuz hangi bilgiye ulaşabilmek için. Bu bir stres kaynağı oluyor. Bir de complexity, yani technical difficulty. Böyle uygulamayı kullanmak istiyorsunuz fakat sizin teknolojik skill'leriniz yeterince upgrade değil. Dolayısıyla Facebook sürekli güncellendiği için siz böyle bu işe pek upgrade edemiyorsunuz. Kendinizi adapte edemiyorsunuz. Bunlar size stres yaratıp yaratmaması da önemli değil. Bunlar stres kaynakları. İster istemez bunlara maruz kalıyorsunuz. Bunlarla ilgili sorular sormuşlar ilk aşamada. Onların cevaplarını almışlar. Daha sonra bu alışkanlığa bakalım. Alışkanlık ne demek arkadaşlar? İyi öğrenilmiş eylemler sekansı. Yani ardışık eylemler sekansı. Bu başta bunu bilerek yapıyorsunuz. Daha sonra bunu öğrendikten sonra artık herhangi bir çevresel bir etkenden bu tetiklenebiliyor ve artık bunun üzerine düşünmüyorsunuz. Efor sarf etmiyorsunuz. Yani oldukça böyle otomatik düzeyde gidiyor. Hiçbir mental kapasite kullanmak zorunda kalmıyorsunuz. Oldukça riskli. Yani herhangi bir alışkanlık işte şöyle bir durumda şunu yaparım. Bunu yaparken düşünmezsiniz. İşte su içeceksiniz mesela. Suyu bardakta içersiniz. Ya da suyu böyle maşrapada içersiniz. Hadi o da biraz garip bir örnek oldu ama yani üzerine düşünmediğiniz işler, ayakkabı bağlamak mesela, ayakkabıyı şöyle bağlarım, böyle bağlarım gibisinden böyle üzerine düşünmediğiniz işler, bu sizin alışkanlıklarınız. Bu alışkanlıklar aslında ne yapıyor? Sizin böyle mücadele durumunuz, zamanında bir zorlanmışsınız bir hadiseden, ona bir davranış şekli geliştirmişsiniz. Dolayısıyla o şeyi tekrar önünüze geldiği zaman o davranış şekli, geliş şekliyle bundan mücadele ediyorsunuz. Bundan başa çıkıyorsunuz. Yani ondan kendinizi uzak tutuyorsunuz. Ve bağlantı da şöyle oluyor. Mesela Facebook'u çok iyi kullanıyorsunuz. Ona oldukça hakimsiniz. Dolayısıyla ona hakim olduğunuz için artık bazı şeyleri düşünmeden yapıyorsunuz. Yine bu şeylerden, bu streslerden geri kaçmak için yaptığınız şey yine Facebook'taki diğer uygulamaları kullanmak. Çünkü düşünmüyorsunuz. Yani o tarafa geçiyorum, bu tarafa zaten biliyorsunuz. Daha önce de bunu denemişsiniz, işe yaramış sizde. Bunu yapmaya devam ediyorsunuz. Bu da diyor ki, eğer diyor bu alışkanlıklardan sizin geliştirdiğiniz alışkanlıklar yine bu uygulamayı kullanmaya doğru sizi itiyorsa diyor, sizi bu alışkanlıklar sizi yine bu uygulamaya kullanmaya doğru itecektir diyor. Dolayısıyla bunda fazla düşünmeyeceksinizdir diyor. Bu da sizin bu mekanizma, yani iki tane distraction vardı ya, bir tanesi uygulama içinde kalarak başa çıkıyorsunuz, bir de uygulama dışında kalarak başa çıkıyorsunuz. Eğer bu Facebook'a yeterince alışkansanız, siz uygulama içerisinde kalırsınız gibi bir hipotezleri var. Bunların hepsini ispatlayacaklar sonra. Şimdi bunu nasıl anlamışlar peki, bu sizin alışık olup olmadığınızı nasıl anlamışlar? İşte şu soruları sormuşlar. Demişler ki Facebook benim için oldukça doğal bir hadisedir. İşte bu ne demek? Ben üzerine düşünmem. Sadece işte elimi gezdiririm, like yaparım falan. Yani çok kolaydır benim için. Otomatiktir. İşte arkadaşlarımla, akrabalarımla ulaşabilmek için Facebook oldukça benim için açık bir seçenektir. Çünkü üzerine düşünmezsin. Direkt oraya dalarsın. Ya da eğlence için ben Facebook'u çok rahatlıkla kullanırım. Bu benim çok açık bir seçenektir gibisinden. Ne kadar alışkanlığınız, Facebook'a ne kadar olarak, ne kadar alışık olduğunuza bu sorularla karşı şey yapmışlar, cevap vermişler. Bir de bağımlılık var. Bunu da en son sormuşlar. Bağımlılık da işte
Sizi hayatınızı bu etkiliyor mu? Yani sosyal hayatınızı etkiliyor mu? İşte yapmanız gereken diğer aktivitelerin önüne geçiyor mu? Önemli olan hadiseleri Facebook kullanarak ya da sosyal medya diye düşünün. Facebook diyorum sürekli ama bu çalışmada yaptıkları için. Siz bundan diğer hadiseleri görmez, onları ihmal ediyor musunuz? Daha önce bırakmaya çalıştığınız ve başarılı olamadığınız durumlar var mı? Ve kendinizi bunu kullanırken acite hissediyor musunuz? Yani bundan kullanmazken, Facebook'tan uzak dururken kendinizi bir sinirli, acite, işte gergin hissediyor musunuz? Bunlarda da addiction, yani ne kadar bağımlılık var, bunu sormuşlar. Şimdi arkadaşlar, şu şekle bakarsanız pozitif olanlar olumlu, yani ikisinin pozitif yöndeki bağlantıları, negatif olanlar da negatif yöndeki bağlantıları. Yani diyor ki akıllı, ben bunu Facebook'tan da çıkardım. Oraya akıllı telefondan ortaya çıkan stres kaynakları diye yazdım. Çünkü şimdi Facebook'tan Instagram'dan YouTube'a, YouTube'dan LinkedIn, Twitter, bunlara geçmek oldukça kolay. Yani aslında akıllı telefona bunu uygulayabilirsiniz. Şimdi akıllı telefonunuzda alışkanlığınız oldukça yüksekse, çok sık kullanıyorsanız, sizin üst tarafa doğru kayma olanağınız oldukça kuvvetli ve bunu ispatlamışlar. Buradaki alışkanlıktan yukarı doğru çıkan ok, sizin bu problemi çözmede yine uygulamanın içerisinde kaldığınızı gösteriyor. İki taraflı da bu işi çözebiliyorsunuz. Mesela bu stres kaynaklarıyla hem uygulamadan çıkarak hem de uygulama içerisinde kalarak bunu çözebiliyorsunuz. Fakat alışkanlığınız varsa sizin mailiniz uygulamanın içerisinde kalarak bu işlerle başa çıkmak. Ardından oklar nereye doğru gidiyor? Bağımlılığa doğru gidiyor. Yukarıda da yine bağımlılıkta bir pozitif ok var. Akıllı telefonda sorunu çözme ile bağımlılık arasında bir pozitif yol var. Yani şöyle çizebilirsiniz. Alışkanlıktan bu streslerle mücadele için akıllı telefonu kullanıyorsunuz. Bu akıllı telefon da sizi daha da bağımlı hale getiriyor. Öbür tarafta ise olayın dışına çıkarsanız bununla bağımlılık arasında bir ilişki kuramamışlar. İlişki yok demek bunu önlüyor demek değil. Yani böyle bir ilişki arada yok. Eğer yapacaksanız bunu da bence biraz kullanımınızı kısıtlayın, onu derim. Yani buradaki negatif bundan sizi koruyor gibi anlamasak da dolayısıyla arada bir ilişki olmaması demek sizin bu streslerle mücadelede o uygulamadan uzaklaşmanız en azından bu bağlantıyı ortadan kaldırıyor. Yani sizi ekstra bir pekiştirmek zorunda kalmıyor. Dolayısıyla aklınızda bulunsun. Problem çözmek için yine aynı problemli cihazı kullanmayın. Tabii eğlence amaçlı kullanmak, işte sürekli kullanmak, bunlarda da bağımlılıkla ilişkisi bulunmuş. Yaş ve cinsiyet herhangi bir spesifik ilişkisi bulunmamış. Yani erkeklerde daha bağımlı, kadınlarda daha az bağımlı gibisinden böyle bir şey söz konusu değil. Yaşın da bağımlılıkla şu yaşta daha fazla bağımlılık var, bu yaşta daha az bağımlılık var şeklinde bir ilişki kurulmamış. Bağımlılık olayını söyleyeyim mi arkadaşlar? %27,6. Yani hiç küçümsenecek bir rakam değil. %30, 3 kişiden biri değil. Etrafınıza bu şeye bağımlı. Yani %30 oldukça yüksek bir rakam. Kendinizi korumanızı öneririm. Yani size bu çalışmayı paylaşmak istedim. Özellikle bu dönemde bu daha da şey olacak hale gelecek. Daha da böyle yükselecek bu işler. Bu bağımlılık daha da böyle ciddi bir problem haline gelecek. Yine doğadan kopmayın, insan ilişkilerinden kopmayın. Eğer böyle bir şeye odaklanırsanız bu sürenizi kısıtlayabilirsiniz, kullanma süresini. Eğer ondan canı sıkan bir durum varsa da o uygulamayı telefonu elinizden bırakın. Kitap okuyun, arkadaşlarınızla iletişim kurun. Yani insani durumlarınızı ön plana çıkarın. Çünkü bir evrim sürecinden geçiyoruz aslında. İnsanın ne kadar böyle yeni teknolojiye adapte olması. Çünkü birden çıktı bu hayatımıza, birden girdi ve buna biz çok kolay adapte olduk. Fakat bunun hep yan etkileri var. Yan etkilerinden sonra da atıyorum mesela ileride bir elektrik olmadığını düşünün. Ne yapacaksınız? Böyle %30 insan acite, işte bu bağımlılık belirtilerini
gösterecek şekilde etrafta dolaşacak. Yani şu andaki rakam böyle. O yüzden teknolojiyi güzel kullanın, kendinizi korumaya çalışın, koruyabildiğiniz kadar. Derslerinize de iyi çalışın, zamanınızı hiç boşa geçirmeyin. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kendinize iyi bakın, başarılar. Velhasıl doğa güzel, hayat güzel. Siz karar vermeye devam edin. Ormanlar güzel. Hadi sağlıcakla kalın.